Fehmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir ders videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz kanalıma ve yeni ders videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım pratik İngilizce konuşma eğitim seti, bu bir rehber, bir kılavuz niteliğinde. Değişik, farklı ortamlarda işinize yarayacak olan, günlük hayatta kullanmamız gereken en önemli yapılardan bazılarını sizlere vermeye çalıştım. Umarım bu vereceğim bilgiler öğrendiğiniz zaman İngilizce pratiğinize katkısı olur. İngilizce bilginize ilerlemesine yardımcı olur. Hemen dersimize başlayalım. Bölüm bölüm inceleyelim isterseniz. Birinci bölümde çalışma İngilizcesi. Kısa bir diyalog. Hi, my name is Sally. What's your name? Merhaba. Benim adım Sally. Senin adın ne? Hi, my name is Richard. Merhaba. Benim ismim Richard. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Me too. Ben de memnun oldum. How are you today? Bugün nasılsın? I'm doing fine. What about you? İyiyim. İdare eder. Ya sen? I am fine, thanks. İyiyim. Teşekkürler. I must go now. See you. Şimdi gitmeliyim. Görüşürüz. Okay. See you later. Bye. Tamam. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal. Burada yol adres tarifi ile ilgili turistle rey arasında bir diyalog var. Diyalogumuzu inceleyelim. Is there a cheap hotel nearby? Yakınlarda ucuz bir otel var mı? Yes, there is a good and cheap hotel in the Brooklyn Street. Evet. Brooklyn Caddesi'nde iyi ve ucuz bir otel var. How can I get to there? Oraya nasıl gidebilirim? You can go by bus. Otobüsle gidebilirsin. How long does it take to go by bus there? Oraya otobüsle gitmek ne kadar sürer? Ne kadar zaman alır? It takes almost 30 minutes. Hemen hemen aşağı yukarı 30 dakika falan çeker. How far is it? Buraya ne kadar uzaklıkta? It's about 10 kilometers. Hemen hemen 10 kilometre civarı. Thanks a lot. Çok teşekkür ederim. Don't mention it. Önemli değil. Bir şey değil. Sally ile Richard arasında yine bir diyalogumuz var. Kurmaca. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm 35 years old. 35 yaşındayım. Are you married? Evli misin? Yes, I am. Evet, evliyim. I have two children. İki çocuğum var. What about you? Ya sen? I'm single, but I'm engaged to Tony. Ben bekarım. Ama Tony ile nişanlıyım. When will you get married? Ne zaman evleneceksiniz? I think next year. Sanırım önümüzdeki yıl. Great. Harika. The bill please. Hesap lütfen. Lütfen hesabı getirir misiniz? Here it is.
Buyurun. Sorry, but it is too much. Üzgünüm ama bu hesap çok kabarık, çok fazla. Okay, let's check it again. Bir daha kontrol edeyim. Yeah, you are right. Evet, haklısınız. I think I am short-changed. Sanırım para üstüne eksik verdiniz. Oh, sorry. Özür dilerim. Here it is. Buyurun. Paranızın üstüne. Keep the change. Üstü kalsın. Thanks, sir. Teşekkürler bayım. My pleasure. Bir şey değil. You are always welcome, sir. Her zaman bekleriz bayım. Welcome. Hoş geldiniz. What would you like to have, sir? Ne almak istersiniz bayım? I would like to have a steak. Biftek almak istiyorum. Bir biftek istiyorum. Won't you have first soup? İlk önce bir çorba almak istemez miydiniz? İlk önce bir çorba alır mısınız? No. I'm not a soup person. Hayır. Çorbayla pek aram yoktur. But I wouldn't mind a Coke. Fakat kolaya hayır demem. Okay. Pekala. What would you like to have as a dessert? Tatlılardan ne almak istersiniz? Tatlı olarak ne arzu edersiniz? I think I will have some ice cream. Sanırım biraz dondurma alacağım. Tatlı olarak biraz dondurma alırım. Good choice. Harika bir tercih. İyi bir seçim. Enjoy it, sir. Afiyet olsun bayım. Thanks. Teşekkürler. Sağ ol. Hi, I want to withdraw 5000 Turkish lira. Merhaba, 5000 TL çekmek istiyorum. Surely, sir. Elbette bayım. May I see your identity card? Kimliğinizi görebilir miyim? Of course. Here it is. Tabii ki. Buyurun. Thanks. Teşekkürler. Here is your money. Buyurun paranızı. Has any money been deposited in my account? Hesabıma herhangi bir para yatmış mı? Let me check it. Dur bakalım. Hemen kontrol edeyim. Yes, it has. Evet. Hesabınıza para yatmış. How much has it been deposited? Hesabıma ne kadar para yatmış? It has been deposited 20,000 Turkish liras. Hesabınıza 20.000 TL yatırılmış. Thanks. Teşekkürler. You are welcome. Bir şey değil. Rica ederim. Come in please. Lütfen gelin. İçeri gelin lütfen. What's the matter with you? Neyiniz var? Şikayetiniz neydi?
Hi Mr. Brown. Merhaba Bay Brown. I'm here to follow up. Kontrol amaçlı, kontrol için geldim. I have been feeling very bad lately. Son zamanlarda kendimi çok kötü hissediyorum. Okay. Pekala. Let me check it. Bakalım. I think you have a cold. Sanırım nezle olmuşsunuz. Nothing to worry about it. Merak edecek bir şey yok. Önemli bir şey yok. I'm dizzy now and then. Ara sıra da başım dönüyor. And I always have low blood pressure. Ve sürekli tansiyonum düşüyor. Her zaman tansiyonum düşüyor. I think you should have a blood test first. Sanırım önce bir kan tahlili yaptırmalısınız. Okay, Mr. Brown, thank you. Tamam Bay Brown. Teşekkür ederim. Get well soon, Richard. Richard, geçmiş olsun. Hi. Merhaba. Do you have any free rooms? Do you have any rooms free? Merhaba. Boş odanız var mı? Receptionist. Single or double room? Tek kişilik mi? Yoksa çift kişilik mi istiyorsunuz? Single room, please. Tek kişilik bir oda rica ediyorum. How long will you stay? Ne kadar kalacaksınız? I think I will check out next week. Galiba önümüzdeki hafta çıkış yapacağım. Okay. Pekala. How much is it? Ne kadar? Kaç para? It is all 2000 Turkish liras. Toplam 2000 TL. Does it include the service tips? Hesaba bağışış dahil mi? Yes, sir. Evet, bayım. What's your job? I'm a doctor. What's your job? Mesleğiniz ne? Ne iş yapıyorsunuz? I'm a doctor. Ben doktorum. Where do you work? Nerede çalışıyorsunuz? I work at the Kingston Hospital. Kingston Hastanesi'nde çalışıyorum. Do you like your job? İşinizi seviyor musunuz? Mesleğinizi seviyor musunuz? Yes, of course. Evet, elbette. Tabii ki. What is your job? Sizin mesleğiniz ne? Sizin işiniz nedir? I'm a dentist. Ben diş hekimiyim. Oh, great. Oh. Harika, müthiş. Thank you. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, son bölümde de günlük hayatta kullanılan birkaç ifadeyi vermeye çalıştım. Yine işimize yarayacak olan. Bakalım bunlar nelermiş. What's the telephone number?
Telefon numaran kaç? Telefon numaran nedir? Anlamında telefon numarasını, birisinin telefon numarasını isterken kullanacağımız bir ifadedir. What's the telephone number? Telefon numarasını isterken. Shall we go to dinner tonight? Bu gece yemeğe çıkalım mı? Love is blind. Aşkın gözü kördür. Can I have a privacy moment, please? Biraz yalnız kalabilir miyim? Can I have a privacy moment, please? Lütfen biraz yalnız kalabilir miyim? Sorry for making you wait. Beklettiğim için özür dilerim. Beklettiğim için kusura bakmayın. Let me see you off. Seni geçireyim. Seni uğurlayayım. Hitap ettiğimiz kişiye göre siz dilde konuşuyorsak let me see you off. Sizi geçireyim, sizi uğurlayayım anlamında kullanabiliyoruz yine. Burada tamamen konuştuğumuz kişiye bağlı hitap ederken sen diye mi yoksa siz diye mi hitap ediyoruz? İkisinde de aynısını kullanıyoruz. I have no appetite recently. Son günlerde hiç iştahım yok. I have no appetite recently. Son zamanlarda hiç iştahım yok. Chill out. Hey, sakin ol. Yavaş. I miss nothing. Benden bir şey kaçmaz. Benden hiçbir şey kaçmaz. Nothing personal, please. Lütfen kişisel algılama. Lütfen üstüne alınma. Sam proposed to Cindy yesterday. Sam dün Cindy'ye evlilik teklif etti. Sam dün Cindy'ye evlilik teklifinde bulundu. Yine burada bir çok kullanılan bir ifade. Never say never. Yani olmaz olmaz deme. Yani asla asla deme. Never say never. Asla asla deme. I beg your permission to leave now. Kusura bakmayın ama artık gitmeliyim. I beg your permission to leave now. Kusura bakmayın, özür dilerim ama işte şimdi ayrılmalıyım, artık gitmeliyim, çıkmalıyım şeklinde. Bir ortamdan, bir ayrılırken, bir gruptan, arkadaşımız vesaire bulunduğumuz ortamdan çıkarken, kibar bir şekilde izin isterken, pat diye kalkıp gitmek değil, yani gitmeden önce I beg your permission to leave now. Yani kusura bakma veya kusura bakmayın ama işte gitmeliyim, leave now, şimdi artık gitmeliyim, işim var anlamında kullanıyoruz. I'm not a coffee person. Kahveyle pek aram yok. Yani kahve çok içmeyen birisi için burada bir içici olarak kahveden bahsediyor. Kahveyle pek aram yok. Burada tea getirdiğimiz zaman örneğin I'm not a tea person. Yani çayla pek aram yoktur anlamında kullanıyoruz. Bu ifadeleri kelime değişikliği yapmak suretiyle zenginleştirebiliriz arkadaşlar. Son kalıbımız günlük İngilizce hayata dair. Let's not fool ourselves. Yani birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok anlamında. Bir cümle. Let's not fool ourselves. Birbirimizi kandırmayalım.
Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım dersimiz faydalı olur. Buradaki ifadeleri tekrar etmek suretiyle ve anlamlarını öğrenmek suretiyle çalıştığınız zaman kısa bir zamanda İngilizcenizin daha akıcı, daha hızlı bir hale geldiğini görür ve bu da size beraberinde ekstradan bir özgüven kazandırır. Özgüveniniz ne kadar yükselirse pratiğinize bu olumlu anlamda o şekilde yansır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolarımızı beğenmeyi, tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlar bölümünde istediğiniz video veya topluluk sekmesine paylaştığım zaman yorumlarınızı orada anketlerimize katılıp bize dönüş yaparsanız biz de ders videolarımızı seçerken sizden gelen çoğunluğun isteğini göz önünde bulunduruyoruz. Zaten bu videomuzu da toplulukta yayınlamıştım. Anket yapmıştık. Ankette de en çok konuşma İngilizcesi şeklinde çıktı. Cevaplar en çok istenilen, tercih edilen video seçeneği oydu. Onun için sizlere bunu çektim. Derslerinizde, İngilizce eğitiminizde başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fehmi Hoca ile İngilizce kalın. Allah'a ısmarladık.